Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hem Apple telefonlara hem de Android telefonlara nasıl zoom yüklenir bundan bahsedeceğim. iOS telefonlarda App Store'a giriyorsunuz. Android telefonlarda ise Play Store'a. İkisinde de aslında aynı. Şöyle arama kısmına gidiyorum, zoom yazıyorum. Zoom Cloud Meeting diye çıktı. Bu uygulamayı indireceğiz. Burada da yine Zoom Cloud Meeting'i indireceğiz. Zoom yazıyorum burada. Hem hesap nasıl açılır hem yükleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. İndir diyorum. Burada da yükleye basıyorum. Bu Android telefonlar için. Kullanıcı bilgilerimize girdik. İndire tıklıyoruz. Şimdi şeyde indiriyor. iOS'ta indiriyor. Android'de de indi. Aç diyorum. İkisinde de nasıl hesap açıldığını göstereyim hatta. Bakın burada Android'de açılmışken Android'de göstereyim. Apple'da da aynı işlemler. Hatta aynı işlemi hem Android'de hem de iOS'ta yapacağız. Bakın eğer bir hesabınız varsa sign in diyorsunuz. Eğer bir hesabınız yoksa sign up diyorsunuz. Veya size bir ID ile şifre gönderildiyse join a meeting diyorsunuz. Bizim bir hesabımız yok. Sign in diyeceğiz. Şurada da aynı işlemleri yan yana yapalım birlikte. Bakın ikisinde de aynı. Bu arada hem Android telefonda hem de iOS telefonda beraber gideceğiz. Sign up diyeceğiz. Bunlara sign up diyelim. Hesabımız yok. Buradan sonrasında şeyden devam edelim. En çok Android kullandığı için Android'den devam edelim. Aynı işlemler. Buraya mail hesabımızı yazacağız. Altına ismimizi, soy ismimizi. Daha sonra bunu kabul edeceğiz. Burada hesap evrim@gmail.com yazıyorum onu. Bakın hem Android'de hem iOS'ta aynı. Ben burayı doldurmadım. Bu kısmı boş geçeceğim. Şunu geçtiğim. Şunu da bakın ileri dediğim anda. Mesela tamam diyelim. Next şuna basıyorum şurada. Burada da şey var. Sign up butonu var. Mesela şuna da rastgele bir şeyler girelim ki görülsün. Şuna da rastgele girelim bir şeyler. Şuraya da girelim. Şuraya da girelim. Bakın sign up butonu çıkıyor. Burada da next butonu çıkıyor. Next butonuna tıklayacağız şimdi. Şimdi burada mail adresimizi, ismimizi, soy ismimizi ve soy ismimizi yazdıktan sonra sign up yaptık burada da. Ve mailimize onay kodu gitti. Mailimize onay kodu gitti. Buradan maili bulacağız. Maile giriş yapacağız şimdi. Bu telefonda mail çıktı. Bakın mail şunun altında. Şurada. Mailimize tıklıyoruz. Buraya Zoom'dan mail gelecek. Ama genelde Apple'da şeye düşüyor arkadaşlar mail. Şu istenmeyene düşebiliyor. Ona da bakın. İstenmeyen kutusunuza da bakın. Gelen kutusuna tıklıyorum. Zoom'dan gelen maile bakıyorum. Hoş geldin diyor. Aktivite etmek için butona tıkla diyor. Hoş geldin evrim. Aktivite etmek için butona tıkla diyor. Veya şu linke tıkla diyor. Ben butona tıklayarak aktivasyonu oluşturacağım. Ve beni bir ekrana atacak. O ekranda ben kendime bir şifre belirleyeceğim. Giriş şifresi. Burada da ne yapacağım? Sign in diyeceğim. Aslında hiç hesap açmadan Google veya Facebook üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Yani bir Gmail adresiniz telefonunuzda zaten açıksa Google'a tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Atıyorum şöyle göstereyim. Bu sayfaya atacak sizi. Burada direkt hesabınızı yazıyorsunuz. Gmail hesabınızı ileri diyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Daha sonra otomatik giriş yapıyorsunuz veya Facebook hesabınıza da giriş yapabilirsiniz eğer Facebook'unuz açıksa. Devam dedim mesela. Facebook hesabınızın mailini ve şifrenizi girerek Facebook üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bu Zoom'u aç diyeyim şuradan. Cancel diyeyim, pardon. Geri mail. Activity account diyelim. Burada şifre belirleyeceğim. Yalnız bu ekran tam yüklenmedi. Şifre belirlemem gerekiyor ekranda ama ekran yüklenmedi. Mail hesabı bunda kurulu olduğu için ben işlemlere bundan devam edeceğim. Aktivite dedikten sonra bu sayfa karşıma çıkıyor. Aşağı doğru şöyle inelim bakalım. Şurada bakın password belirle diyor. Password iki alana da giriyoruz belirlediğimiz password'ü. Daha sonra continue diyoruz. Password gireyim ben buraya. Şu bakın diyor ki 8 karakterli. Küçük harf olsun diyor. Number olsun diyor. Bir de büyük harf küçük harf olsun diyor yani. Hem sayı hem küçük hem büyük harf içeren 8 karakterli bir şifre belirleyin diyor. Yoksa hata verir. Ben hem büyük harf hem küçük harf hem de şey içeren karakter içeren bir şifre belirledim. Continue diyorum. Bakalım bize hangi ekran atacak. Şöyle göstereyim bu ekranda.
Şimdi buradan aktivasyonu tamamlayamadım ama bir hata verdi. Buradan gelen maile bakacağım. Burada Gmail'imize bakalım. Bu arada telefonda Gmail uygulaması pasif alınmış, etkinleştir diyorum. Şu girdim Google Play'den arttırdım Gmail'i. Güncelle diyelim. Burada işlemleri tamamlayamadım. Buradan devam edeceğim. Şimdi uygulamada indi aç diyelim. Otomatik umarım gelir, burada açılır. Tamam, geldi. Zoom'dan gelen maili buluyoruz. Zoom'dan geldi. Buradan aktivasyonda sıkıntı çıkmadı umarım. Az önce buradan çıktı. Bu mailinizi bilgisayarda açıp bilgisayarda deneyebilirsiniz eğer sıkıntı olursa. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız maili bilgisayarda deneyin. Şöyle alta doğru inelim. Bu arada çok kayıt yaptıkları için sitede çökmüş olabilir. Yani her şey olabilir burada. Şu an hani biliyorsunuz koronadan dolayı bu tarz uygulamalara rağbet arttı. O yüzden şey de olabilir. Bu arada muhtemelen etkinleştirilmiş benim hesabım. Şimdi giriş yapayım şuradan. Az önce şifremi girmiştim oraya. Buraya mailimi yazacağım. Az önce girdiğim şifreyi de buraya yazacağım. Şu şifre ekranı vardı ya. Burada gelmiyor bu arada. Buraya onu yazacağım arkadaşlar. Mail adresimi ve az önce linke tıkladım ya, aktivite linkine. Aktivasyon linkine tıklayıp girdiğim şifreyi buraya yazacağım. Şifremi, mail adresimi yazdım. Sign-in diyorum. Bu arada az önceki aktivasyon maili geldikten sonra tıklayınca böyle isim, soy isim, şifrenizi tekrar bir buraya giriyorsunuz. Bir de tekrar giriyorsunuz. Daha sonra bunu onaylattırıyorsunuz arkadaşlar. Continue tuşu var burada. Tam görünmüyor. Mail tam açmıyor. Bir sıkıntı var. İstedi. Yani bu şekilde gayet kolay. Zoom indirmesi, o uygulamasını indirip yüklemek. Sign in deyip giriş yapıyorsunuz.